Geçtiğimiz haftalarda sahillerimize iki genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Denize girdiği yerde meydana gelen rip akıntısı iki gencin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Üzerinden fazla bir zaman geçmeden aynı ay içinde yine aynı sahillerde iki kuzen hayatını kaybetti. Nedeni ise yine rip akıntısıydı. Sahillerimizde yaşanan boğulma olaylarının sayısı bunlarla sınırlı değil. Geçtiğimiz yıllarda serinlemek için İskenderun sahillerinde denize giren Kurankus kursu öğrencilerimiz de rip akıntısının kurbanı oldu. Yine geçtiğimiz yıllarda ikisi kardeş, üç genç rip akıntısına kapılarak hayatını kaybetti. Sahillerimizde bir ay içinde dört genç hayatını kaybederken sezonda yaşanan ölümlerin sayısı ise daha çok artıyor. Tehlikeli rip akıntıları sadece Hatay sahillerinde görülmüyor. Karadeniz sahillerinde ve İstanbul'da görülen bu akıntılar yüzlerce vatandaşın canını aldı. İstatistiklere göz attığımızda İstanbul Şile'de 2013 yılında bayram tatilinin iki günde toplam 12 kişi hayatını kaybetti. Sadece iki gün ve 12 ölü. İstanbul genelinde 2012 yılında 53 kişi hayatını kaybederken Karadeniz sahillerinde 5 yıl içinde boğularak ölen 289 kişinin 169'u rip akıntısı kurbanı. Yani boğulmaların %69'u rip akıntısı nedeniyle meydana geldi. Temmuz 2013'te Giresun, Şile ve Samsun'da bir günlük rip bilançosu ise 18 kişi. Sayılarla kaybettiklerimizi vermeye devam edersek buna benzer çok olaylar yaşandığını görmeye devam edeceğiz. Sorun ne peki? Sorun eğitimsizlik uyarıları dikkate almama ve panik. Rip katılan bir kişi akıntıya karşı bilinçli olmadığı sürece can kurtaranın yapabileceği bir şey yok. İstediğiniz kadar iyi ve bilin, akıntı hakkında bilginiz yoksa ve sakin olamazsanız kurtulma şansınız yok gibi.